Yıl 1938. Mustafa Kemal Atatürk çok hastadır. Hastalığının en son raddelere geldiği sıralarda hasta yatağından kalkıp Ankara'ya gitmek istemiştir. Önümüzde 29 Ekim vardır. Ankara'ya gitmek istemesini iki nedene bağlarlar. Birincisi, Atatürk artık ömrünün nihayete ereceğini anlamıştır ve son günlerini Ankara'da geçirmek ister. İkinci bir neden ise Türk ordusuna son kez gururla ve doya doya bakmak ve nutuk etmek istemesidir. Ancak doktorlar bunun kesinlikle olamayacağını, trenle gideceği için hayatını kaybedebileceğini, asla gitmemesi gerektiğini öngörürler. Mustafa Kemal bunu kabul etmek zorunda kalır. Bunun üzerine Mareşal Fevzi Çakmak'ı çağırtır ve son yazılı mesajını hazırlatır. Bu mesaj 29 Ekim 1938'de Hipodrom'da Başbakan Celal Bayar tarafından okunmuştur. Bu satırlar şöyledir. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet ruhlarını taşıyan kahraman Türk ordusu. Memleketin en buhranlı ve müşkül anlamda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Büyük Türk milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman olurum. Türk vatanını ve Türk camiasını şan ve şerefi dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifale hazır ve amade olduğunu benim ve büyük ulusumun tam bir inanç ve itimadımız vardır. Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıl dönümü hakkınızda kutlu olsun. İşte Mustafa Kemal Atatürk son mesajını Yüce Türk milletinin koruyucu ve savunucusu olan Yüce Türk ordusuna bırakmıştır. Saygıyla, özlemle.